Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber gratis alışverişimi inceleyeceğiz. Ve ben diyorum ki ayrı video yapmaktansa gratis alışverişimdeki bütün ürünlerle beraber birlikte akşamki konsere hazırlanalım. Yani bu hem gratis alışverişim hem de birlikte hazırlanalım videosu gibi bir şey olacak. Birlikte hazırlanalım videolarını ben genel olarak izliyorum gerçekten. Siz de seviyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Beraber böyle bir yerlere hazırlanırken videolar çekelim mi? Bunları yorumlarda belirtirseniz de çok sevinirim. Şimdi aslında kıyafet seçmedim. Hiçbir şeyim hazır değil. Şöyle düşündüm. Giymek istediğim pantolonum aslında şu an terzide. En hızlıca hazırlanayım. Daha sonra terziye gidip pantolonumu alayım. Daha sonra da kombinimizi yapar saçımı hallederim diye düşündüm. Nasılsa daha vaktimiz var diye düşünüyorum. Şu an yüzümde hiç makyaj yok. Saçlarım da hatta yeni yıkanmış ve kurutulmuş oldukları için hafif böyle bir garip formdalar. Kâküllerle baş etmek zorluklarını yaşıyorum şu an. Çünkü yavaş yavaş uzamaya başladılar. Makyaj yaparken bunları bu şekilde yana kaydıracağım ya da tutturacağım. Öncelikle gratis alışverişi tarafından başlayalım diyorum. Şöyle göstereyim. Güzel yeni ürünler aldım. Size fiyatlarıyla beraber göstereceğim şimdi. Şimdi öncelikle şöyle bir peeling aldım. Nivea'nın pürüzsüzleştirici pirinç peelingi. Bunu ben influencerların storylerinde vesaire de çok görmüştüm zamanında. Bence güzel. Yani ben bunu iki kere kullandım. Diyaja'nın peelingini de çok seviyorum ama bunu da deneyeyim dedim. Daha uygun fiyatta olduğu için. Bunun fiyatı 40 liraydı. Güzel bir ürün. Çok cildinizi kurutmuyor. Böyle tanecikleriyle güzelce bu kenarları, burun kenarlarınızı, çenenizi temizleyebilirsiniz. O yüzden beğendim. Gayet başarılı bir ürün. Daha sonra şöyle siyah nokta bantları aldım. B Beauty'nin. Bunun da fiyatı 19.75'ten 10 lira indirimle 9.75'e düşüyordu. Yani 10 lira diyelim bunun da fiyatına. Şöyle içini göstereyim ama size. Artık böyle ayrı ayrı paketlerde değildi. Şöyle çırt çırtlı poşetli paketlerin içinde sanırım bunun içinde şu an 6 tane var yani. Bakalım rengine. Siyahtır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle siyah. Dokusu böyle keçe gibi. Daha sonra kampanyaya denk geldim arkadaşlar. Bilus'un Closet kapatıcısını alana bu Likert'ın ekstra volüm maskarası 5 liraya geliyordu. Yani ikisini toplam 46 liraya almış oldum. Bence bu kampanya hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bence kaçırmayın, alın. Ben bundan çok memnunum zaten. Şöyle bir şey var. Bu Revolution'ın kapatıcısı da mat bitişli, bu da mat bitişli ama bu aşırı kurutuyor. Yani bu gerçekten kupkuru bir ürün. O yüzden bunun yerine şu daha güzel. Yani bu da mat bitişli ama bu öyle kupkuru yapmıyor. Şu an dudağımda da uçuk böyle kabuk bağladı. Gözüküyordur yüksek ihtimalle. Onu da söyleyeyim dedim. Bu maskarayı da ilk defa deneyeceğim. Umarım güzel çıkar. İkisi beraber 46 liraydı. Bir tane şöyle Neon Be To Girl'ün ojesini aldım. Şu an tırnaklarımda da var ama hafif yarım var. Banyoda bir tık soyuldular çünkü. Bunu ben tamamlayacağım ve gece yansımasını size Instagram üzerinden göstereceğim. Çünkü beklediğimden daha güzel fosfor. Gerçekten bayağı bildiğiniz tırnaklarınız belli oluyor karanlıkta. O yüzden ben çok beğendim. Benimki neon fuşya rengi. 7 ya da 8 liraydı. 101'den aldım bu arada. Daha sonra şöyle Bilus'un makyaj sabitleme suyunu aldım. Sitesinde bayağı beğenen vardı. Ben ilk defa Bilus'un makyaj sabitleme spreyini kullanacağım. Sitesindeki ürünler gayet nemlendiriyor. Nemli bir bitiş sağlıyor. Gayet sabit tutuyor vesaireydi. Ben de o yüzden bayılarak aldım yani. 28 liraydı bunun fiyatı. Daha sonra benim şu an heyecanla beklediğim ürünümüz Likert'ın bu eyeshadow yani far paleti ve yüz paleti. Burada allığı, bronzer'ı ve highlighter'ı var. Bu tarafı da far paleti arkadaşlar. Bence bu ürün gayet başarılı bir ürün çıkacak. Çünkü ben Likert'ın şeylerine bayılıyorum. Yani farlarına bayılıyorum. Bunu da görünce çok beğendim ve fiyatı 42 liraydı. Gerçekten 42 liraya hem üçlü bir yüz paleti hem de far paleti almış oluyorsunuz. Yani herhangi bir yere seyahate gidecekseniz bile hepsini tek tek yanınızda taşımadan sadece bu paleti çantanıza atıp çıkabilirsiniz. Her şeyinizi bununla halledebilirsiniz. Gerçekten çok beğendim. Denemek ve açmak için bu videoyu bekledim. Gerçekten video çekerken açayım diye. Şimdi ben şu bandanayı takacağım gerçekten. Ve bu da bu arada çok tatlı ama biraz pislendi yani. Yüzümden dolayı fondöten falan oldu.
Videomun devamında bu şekilde olacağım. Şimdi öncelikle ben bir yüzümü gül suyuyla temizlemek istiyorum. Gül suyuyla temizledikten sonra da BB Tune yüz kremiyle güzelce nemlendireceğim. Evet, bütün bu işlemleri yaptıktan sonra fondöten olarak yüzüme Düşük Proxy'nin CC kremini uygulayacağım. Bu hem bir tık böyle kapatıcı hem de ince yapılı bir ürün. Şu kadarcığı yetecektir. Hatta fazla bile gelecek. Hızlıca bunu hemen yayayım. Şu süngeri bir tık nemlendireyim. Bu arada aslında tüm bunları yaptıktan sonra, yani cildinizi nemlendirseniz dahi altına güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Ama benim şu an elimde yüz güneş kremi olarak hiçbir şey yok. Ve vücut güneş kremlerini de buraya getirmedim. Aslında yüz güneş kremi olarak bir şey almak istiyorum. Önerileriniz varsa, uygun fiyatlı ve beğendiğiniz, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. The Purist'in gene almak istiyorum. Serumum da bitti. Onun yüz koruyucusuyla beraber serumunu da almayı düşünüyorum. Yazın böyle bir güneş kremi kargaşası yaşandı. Çünkü ev de bir tık böyle kalabalıktı aslında. O yüzden her türlü bir güneş kremi bulabilmiştim aslında yüzüme de. Bir de akşamki konser deyip geçtim size ama şöyle ki, Edirne'de şu an hala konserler devam ediyor. Açık Hava Festivali olarak geçiyor. Biz bir günlük gitmeye karar verdik. Yani bir günlük biletimiz var. Onun da tarihi 30 Eylül. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Belki tam gününde, cuma günü 30 Eylül'de şu an izlersiniz. Belki cumartesiye yüklerim. O kısmı bilmiyorum ama böyle bir konser macerası olacak. Evet, bu kadarcık kapatma yüzüm için yeterli. Şu bile fazla geldi. Daha fazla kapatmak istemiyorum. Ben diyorum ki farı biraz mıncıklayalım. Komple bütün makyajımı bu paletten yapacağım. Arkadaşlar, şimdi hazırsanız açıyorum. Şöyle bir tık içinde tozutmuş benimki ama ben sıkıntı yapmadım. Renkleri falan bence çok güzel. Şurada minik bir fırçası var far için. Dediğim gibi bunu alıp her yere götürebilirsiniz. Yani içinde küçük bir fırçası da çıkıyor sonuçta. Hadi bu kendi fırçasını kullanalım. Ondan önce bir tık kaşlarımı ben sabitleyeyim. Çünkü düşüp duracaklar. Beauty Shape It'i. Kaşlarımı da sabitledim. İyi oldu. Şuradaki kahverengiyle geçiş rengi verelim. Fırçayla yapmak bir tık zor olacak. Saçma bir karardı arkadaşlar. Kendi büyük fırçama geçiyorum. Islak fırçaya her zaman daha çok pigment gelir arkadaşlar. Bir tık farbazı da uygulayalım hadi. Like it. Hem benimle hazırlan olduğu için hem de yeni ürünler denediğimiz için aklınız karışmıyordur umarım. Böyle oturtup elimle şu şekilde yayıp aslında bir tık gölge veriyorum ben. Şimdi bunu hızlıca yapacağım. Evet, bakın şöyle bir gölge vermiş oldum iki gözüme de. Şimdi şuralardan parıltılarla başlayalım diyorum. Parıltılı renk olarak şurada bir altın sarımız ve şu aslında sadece en parıltılı şu ikisi. Altın sarısını alıyorum arkadaşlar. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu da gacır gucur ama. Şununla altın, hatta elimle aldım. Altın sarısını biz başka hangi palette görmüştük? Revolution'ın peynir paletinde. Terziye de bu makyajla gideceğim. Kadın diyecek hayırdır nereye yani. Bakın ışıl ışıl olduk. Ama bence çok iyi oldu. Ya Lycott'ın far paletinin kötü çıkabileceğini zaten düşünmemiştim. Çok azıcık tozutuyor ama. Bunu da her palet yapıyor zaten vallahi. Zaten sarı boyundan bağlamalı üstümü giymeyi düşünüyorum. İspanyol paça yeni aldığım kotla birlikte. Üstüne de bir ceket. O yüzden şöyle sarıya abanabiliriz. Bu arada artık gerçekten böyle ışıltılı bir makyaj yapacaksam göz altlarımı önceden kapatmıyorum. Eskiden hep göz altlarımı önceden kapatıyordum ama daha sonradan hep döküldüğünü ve tekrar tekrar gözümün altını kapatmam gerektiğini fark edince bıraktım. Şu an telefonum çalıyor. Üf, vallahi az önceki açıyı ben çok beğenmiştim. Şimdi umarım yeniden ayarlayabilmişimdir. Telefon çaldığı için açımız bir tık değişti. Çok mu aşağıdayım? Böyle sanki daha iyisiniz. Neyse, ne diyordum? İşte o yüzden ben hep göz altımı artık sonradan kapatıyorum. Özellikle güzel bir makyaj, yani göz makyajı çıkaracaksam hep sonradan kapatmaya çalışıyorum.
makyajımızın far kısmından devam edelim. Buralara da hafif artık buradaki kızıllıklardan geçelim ama daha fazla koyutmamak için şuradaki açık kızılı geçelim diyorum ben. Uf, çok gıcır gıcır aman. Ufak belki bir eyeliner görüntüsü yaparız. Bu arada şeyi almayı düşünüyorum esas. O aklımda olsaydı onu alırdım. Videolarda gördüm. Birlis'in süngerli kapatıcısı çıkmış. O daha güzel diyorlar. Süngerle istediğiniz şekli de verip benim yaptığım görüntü aslında. Şuradan gözünüzün altına eyeliner gibi temizleyebiliyorsunuz. O benim daha kolayıma gelir açıkçası. Bilseydim ya da aklımda olsaydı onu alırdım ama bu ikili 40 liraya 46 liraya geldiği için bu ikili daha mantıklıydı her zaman için. Rengi çok tatlı. Umarım istediğim görüntüyü de yaratırım. Devamını buradan tamamlayacağız zaten. Şimdi Birlis'in kapatıcısıyla gözümüzün altını kapatıyoruz. Ben 130 porselen rengini alıyorum arkadaşlar. Aslına bakarsanız bir tık da açık renk durmasını çok seviyorum. Ay bu küçük ve ince şeyi özlemişim. Şununki o kadar kalın ki fırçası. Bakın kocaman şu incecik. Göz altlarımın bir tık daha açık renk ve aydınlık olmasını seviyorum ben arkadaşlar. Siz de o görüntü seviyorsanız göz altı kapatıcınızı kendi tonunuzdan bir ton açık alabilirsiniz. Şimdi bunu hızlıca yayacağım. Bir tık işte şuralara gelince bakın gıcır gıcır. Bir tık buralara gelince şöyle yukarı doğru hop, temizliyor gibi geçiyorum. Mat bir tişli ama böyle kurutan bir şey değil gerçekten. Bir kapatıcı değil. Bence oldu. Şöyle zaten son bitişini de görüyorsunuzdur. Ben bir tık daha şuralarıma bir kat daha geçiyorum vallahi hazırlanırken. Şu kısımlara. Evet, şimdi istediğim görüntüye geldik. Rimele geçelim bundan sonraki aşama olarak. Hemen açıyorum yeni rimelimizi de. Ekstra volüm maskarası. Lykat'ın fırçası kocaman diye düşünüyorum. Evet. Bakın şöyle. Şimdi hemen bunu uyguluyorum. Tabii ki ilk açılan maskara gibi bir tık yapışkanlık var. Yani ıslaklık var. Ama genelde çok güzel uzatacağını düşünüyorum fırça yapısından dolayı. Bence farkı görüyorsunuzdur. Güzelce bile süremedim. Şöyle biraz daha dikkatli uygulayayım. Hemen buna da uyguluyorum. Çok azıcık yanlış sürmekle ıslak olduğu için bir tık yapıştırdı ama ayıracağım şimdi. Aslında makyajımın bitmiş halini şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonunu çekmiştim ama kameranın şarjı bitmiş ve devamını çekmemiş. Umarım açı sürekli değişmiyordur. Şu an iyisinizdir. Devamında zaten size en son maskarayı sürdüğüm kısmı gösteriyorum galiba. Maskarayı ben bir şekilde kurumuş yani bitmiş bir maskara ile birlikte temizleyerek dağıttım. Bir tık topaklanma yaptı. O da yeni açıldığı için işte ıslaklığından kaynaklı. Bu maskaramın ucuyla hemen çıt çıt çok güzel bir şekilde dağıttım. Biten maskaralarınızı çöpe atmayınız. Maskaradan sonra denediğimiz şey de bu şey spreyiydi. Makyaj sabitleme spreyiydi. Şu an bunun iyice sıkılmış ve kurumuş halini görüyorsunuz. Buz ürünleri gerçekten yüzüme güzelce sabitledi. Dokunduğumda da nemli yumuşak bir yüz elde etmiş oluyorum. Bakın şöyle güzelce sabitlemiş yani. Kötü bir ürün değil, gayet güzel. Işıltısına ışıltı kattı yani. Zaten bu tarz toz ürünleri üst üste deniyorsanız yani üst üste sürüyorsanız eğer makyaj sabitleme suyu edinmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü ışıltısını ön plana çıkarıyor aslında. Makyajı yüzünüze çok güzel oturtuyor. Şimdi ben araya giriyorum. Yani neden böyle bir şey var evde bilmiyorum artık. Odaları izlemeye başladık. Size şimdi gösteririm. Selam, nasılsınız? Şimdi şöyle bir şey var. Ben size diyorum ya kamera çekiyor sanıyor ama çekmiyor kısmından sonra size aslında yaptığım aşamaları gösteriyorum. Bu o videoyu çektikten bir 3-4 saat sonrası. O kısımdan sonra aslında unuttuğum şeyler şu üçlü yüz paleti kısmı. Bu üçlü yüz paletini size hiç göstermemişim videoda. Şöyle size bunu da göstereyim. Makyajımı buradaki farla yapıyoruz.
Yani yaptık. Buradaki yüz paletini de kullandık aslında. Şöyle söyleyeyim, aydınlatıcı rengi bir tık bana koyu geldi. Aslında videoda onu sürüyorum ama daha sonra ben silip aydınlatıcı kalemle üzerinden geçtim. Çünkü size rengini şöyle göstereyim. Güzel bir aydınlatıcı ama eğer teniniz açıksa bir tık koyu kalabilir. Yani esmerlerde falan daha güzel durur diye tahmin ediyorum. Kalemi de hatta şöyle süreyim. Yüzümde böyle bir şey durdu yani. Koyu koyu kaldı. Şu bronzer ve ben bunu kontür olarak kullandım. Bu ürün güzel. Rengi vesaire de çok güzel. Allığı bir tık tozutuyor ve pigmenti çok fazla. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor bu konuda. Tozuttu. Üstüne direkt ürünü aldı. Ve şu şekilde bayağı pigmentli bir şekilde yayıyor. Yani bunu yüzünüze dağıtmanızın çok iyi olması lazım. Onun için de işte çok az ürün almanız lazım. Yüz paleti kısmı hakkındaki düşüncelerim de bu kadardı. Bu arada ben zaten giyindim, hazırlandım falan. Saçımı da örmüştüm bir 3-4 saattir. Örülüyü de açtım. Bu şekilde oldu. Gayet hoşuma gitti bu da. Kombin olarak da üstümde bu üstüm var. Boyundan bağlamalı H&M'den aldığım. Altımda da şu daralttığım. Size bunu nasıl gösteririm? Şöyle bakın. Aha da bu İspanyol poşet pantolonum var. Evet, bu şekildeyiz. Kapanışa gidersiniz. Bunu araya ekliyorum sadece. Daha sonra da Lykt'ın bu rujunu kullandım arkadaşlar. Dark Cherry 392 numaralı ruju. Bunu da güzelce böyle yaydım. Bir tık daha kalın sürerseniz biraz daha kalın koyu renkte bir ruj olur. Bu şekilde sonunu toplamak için geldim aslında. Videonun devamı olur mu olmaz mı? Ufak görüntüler çeker miyim? Kombinimi çeker miyim? Bunları bilmiyorum. En kötü Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız oradan görebilirsiniz. Adımı şuraya yazıyorum. Makyajımız bu şekilde oldu genel olarak dediğim gibi. Videonun kapanışını şimdi yapayım ama devam eder mi bilmiyorum. Yani devam ederse bile kapanışını koparır. Oraya eklerim belki. Bilmiyorum. Umarım bu benimle hazırlan ve yeni ürünleri beğenmişsiniz. Yani yeni ürünleri gösterdiğim hem minik bir alışveriş kısmı olan hem de benimle hazırlanan temalı kısmını beğenmişsinizdir. Yeni ürünleri denemiş olduk. Ben hepsini gayet beğendim. Ve birlikte hazırlanmış olduk. Bu tarz videoları sevdiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ona göre ben de daha sık çekerim böyle videolar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.